Merhaba arkadaşlar, bu kez farklı bir inceleme ile beraberiz. Bu kez Terminator Salvation'ı inceleyeceğiz. Kısaca Terminator Kurtuluş'un video oyunu inceleyeceğiz. Size dediğim gibi farklı bir inceleme olacak bu tamamıyla. Hani ne gibi bir farklılık içeriyor? Bu oyunun bayağı bir eski olması, ancak hani bu oyunun internet üzerinde ve YouTube üzerinde ve tamamıyla bilgisayar formatında hiçbir kutu açılış videosu yok. Tamamıyla yok ve sadece sınırlı sayıda birkaç tane PS3 veya Xbox kutulu incelemeleri mevcut. Bilmiyorum, belki de bu benim bilgisayar formatıyla çektiğim ilk kutu açılış inceleme videosu olacak. Bilemiyorum. Kısaca biraz hikayesinden bahsedeyim sizlere. Biliyorsunuz ki Terminator serisini herkes biliyordur. Film, kurtuluş filmi de çok iyiydi türüne göre ve yılına göre. Bu da filmiyle beraber hani bir oyunda neden çıkartmayalım demişler. Ama tabii ki filmiyle oyunun aynı senaryoya sahip değiller. Aynı oyunculara da sahip değiller. Ama hani oyun haricinde Christian Bale hani şey yapsaydı, yeni Terminator filmde de oynasaydı cidden çok iyi olabilirdi diyebilirim. Her neyse, konumuz bu değil. Gördüğünüz üzere oyun 2009 yılında çıktı. Bizlerle oldu. Amacımız yine John Connor'ı kontrol ediyoruz karakter olarak. Üçüncü bakış açısına sahip. Amacımız Skynet'i yok etmek, Terminatörleri yok etmek ve dünyaya huzur sağlamak. Yine Terminator senaryosundan devam ediyor, ancak filmleriyle pek aynı senaryoya sahip değiller. Tamamıyla farklı bir senaryoya sahip. Bu şu anda neredeyse hani yurt dışında satılıyor. Hani Türkiye'de hiçbir yerde satılmadığını söyleyebilirim çok rahatlıkla. Yurt dışından sipariş verdim ben de. Evet, buradan açalım. Oldukça sıkı bantladıklarını söyleyebilirim. Hakkını vermişler bantlamada. Hiçbir oyunu böyle sıkı sardıklarını, avalaş koyduklarını görmedim maalesef. Adamlara o yandan helal olsun diyebilirim. Evet. Biliyorsunuz ki oyun pek fazla incelemeye, araştırmaya zamanım olmasa da Steam üzerinden sanırım satışı var. Ancak ülkemizde, yani Türkiye'de satılmıyor Steam üzerinden. Bilemiyorum niye Türkiye üzerinden satılmadığını, ancak umarım gelir. Hemen açalım. Evet, tek bir DVD'lik. Hemen kitapçığına göz atalım. Muhtemelen karakterleri gösteriyordur. Evet. Kısa bir bizi bilgilendirme amaçlı bir kitapçık koymuşlar. Burada menü sayfalarını yazıyor kitapçıkların. Sistemleri gösteriyor burada. Maksimum hard disk 8 GB istiyor minimum olarak. En yüksek olarak da 12 GB bir hard disk boyutu kapladığını söyleyebilirim. Yaklaşık 206 MB bir ekran kartı istiyor. Ve neredeyse 2 GB RAM istiyor en yüksek boyutlarda. Windows XP ve Windows Vista'da destek sağlayabiliyor. O dönemlerde henüz Windows 7 çıkmadığını tahmin ediyorum. Burada ise John Connor, kısaca karakterleri anlatıyorlar. Bu da bizim en yakın, bize en yakın olan karakterlerden bir tanesi. Gayet hoş bir kitapçık olmuş. Burada kontrol tuşlarını anlattırıyor. Kullandığımız silahları, yani oyunda olan silahları anlatıyor, gösteriyor burada. M4 pompalı ve bir sağlam bir
silah. Taret de var bunun içerisinde, roket de var. Zamanında oynamıştım. Hayran kalmıştığımı söyleyebilirim sizlere. Çok iyi bir senaryosu olduğunu söyleyebilirim. Macera dolu. Gördüğünüz gibi T600'ler var. Skin Jump'lar var. Bir de T1'ler var. I-Start'lar da var. Burada menüye geçiyor ve bir kısmı da not bölümü. Evet. 25 sayfalık, pardon, 24 sayfalık neredeyse güzel bir kitapçık olduğunu sizlere söyleyebilirim. Gayet hoş bir kutlama yapmışlar. Hemen basınca da çıkıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir oyun kutusuna benzemiyor. Gayet güzel bir kutulama sistemi yapmışlar. Gördüğünüz gibi bu zannediyorum Blu-ray bir DVD. Muhtemelen 4, 8 ya da 12 GB'lık bir alanı kaplıyor kurulum yaparken. Evet arkadaşlar, bu kez Terminator Salvation'ı inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Benim için bu hani nasıl söyleyeyim sizlere, çok istediğim bir oyundu. İncelemesini yapmak istediğim ve almak istediğim. Hiçbir yerde neresi satılmıyor olduğunu söyleyebilirim. Yurt dışından gelmişti bana da. Ancak sizlere şunu söyleyebilirim ki, bu oyunu size tavsiye edebilirim. Hani halen aradan 7 yıl geçse de halen günümüzün grafiklerinde bir oyun olduğunu size söyleyebilirim. Bu oyunu oynamalısınız. Evet arkadaşlar, Terminator Salvation'ı inceledik. Umarım memnunsunuzdur. Önümüzdeki yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.